Anıtkabir'e bir bakalım. Ülkemizin kurucu önderi, devletimizin isim babası. Şöyle bir göreyim arkadaşlar. Full ekran çıkın lütfen. Anıtkabir'i göreyim. Bugün 10 Kasım. Hiçbir ölüm böylesine ölümsüz olmamıştı deniliyor ya. Bir ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün saygıyla, özlemle, rahmetle anıyoruz. Bilge tarihçimiz İlber Ortaylı hocamız Ruat Mengi ile röportaj yaptı. Diyor ki, kimse kendisini Atatürk'le yarıştırmasın. Atatürk devriyle yarışacağını hiç kimse sanmasın diyor İlber Ortaylı hocamız. Atatürk dönemiyle günümüzün kıyaslanmasının mesnetsiz olduğunun altını çiziyor. Ve gerçekten de bugün dünya tarihine girmiş bir liderden bahsediyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şu anda Cumhurbaşkanı Adalet Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, anayasal kurumların temsilcileri, protokol, Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğilmeye, ona teşekkür etmeye, ülkemiz adına, halkımız adına teşekkür etmeye gidiyorlar 10 Kasım'da. Dünya var oldukça atamızı seveceğiz, sayacağız, özleyeceğiz. Bugün bedenen yaşamıyor bile olsa, fikirleriyle, idealleriyle, ilkeleriyle bizimle birliktedir o. Kolay mı? Düşünsenize, bir ülkeye adını verdi. Yalnızca devlet kurmadı. Kuşkusuz devletimizi kurdu. Devletimizin isim babası, kurucu babası. Her birimizin rol modeli ve bizlere bağımsızlığı öğreten, bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir dehanın ismidir o. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu arada bir başka cumhuriyet kızı, bir başka cumhuriyet kadını da şu anda atamızın huzurunda Dolmabahçe'de. Gülşah İnci orada. Gülşah'ı göreyim. Evet Gülşah, sen de bir cumhuriyet kızı, bir cumhuriyet kadınısın, bir cumhuriyet annesisin, sen de bir cumhuriyet kızı yetiştiriyorsun. Bugün anlamamız gereken bir gün ve sen çok özel bir mekandasın. Seni dinliyoruz. İsmail Küçükkaya, söylediğin gibi aslında buraya gelirken yolda şunu düşündüm bir kez daha. Bugün ayakları üzerinde maddi özgürlüğünü de almış. Şu an şu kameranın karşısında sizlere sesleniyor oluşumun en büyük sebeplerinden birisidir Mustafa Kemal Atatürk. O nedenle bugün bu mekanda ona bu minnetle bir kez daha saygı duyacağım. Sadece ben değil tabii ki. Cumhuriyetin çocukları, cumhuriyetin kadınları, cumhuriyetin insanları bugün burada. Hemen arkamda gördüğünüz üzere Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki saat kulesini görüyorsunuz. Artık dakikalar var ve saat 9'u 5 geçeye gösterdiğinde atanın huzurunda saygı duruşunda bulunulacak ve ekrandan da ömür dikme sizlere gösteriyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe gözlerini yumduğu o odasından da canlı yayın şu anda içeride hazırlıkların ne aşamada olduğu an be an dışarıdan da dışarıya da yansıtılıyor. Çok büyük bir kalabalık var. Öncelikle bunu söyleyeyim. O yüzden dev ekranlarda, Beşiktaş'ın pek çok noktasındaki dev ekranlarda içeride o odada olup bitenler canlı yayına aktarılıyor. Görüyorsunuz cep telefonları kayıtta. Bu anı, bu sevgi selini ölümsüzleştiriyorlar. Bugün burada yas yok. Bugün burada saygı, özlem ve minnet var. Hemen şöyle soralım hemen yanındaki gençlere. Efendim bugün buradasınız. Duygusalsınız biraz da. Neler hissediyorsunuz? Fox Çalar Saati İsmail Küçükkaya'nın programındasınız. Yani böyle bir lider herhalde bir daha gelmeyecek. 80 kaçıncı yılı tam bilmiyorum ama hala bu kadar insan sadece vefat ettiği yere gelip saygısını gösteriyor. Yani bu bence zaten her şeyi anlatıyor. Hepimiz duygusalız. Ben vapurla geldim. Orada gemileri görünce bile, savaş gemilerini görünce bile insan duygusallaşıyor. Bilmiyorum yani bunu korumak gerekiyor. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Tek diyebileceğim bu kadar. İsmail Küçükkaya, gençlerin kalbinde emekçinin, çiftçinin alın terinde, kadınların haklarında, kısacası bu memleketin her bir toprağında Mustafa Kemal Atatürk'ün izi var.